Merhabalar millet. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Evet, en son buralardan salınarak gitmemiz gerekiyordu. Bakalım. Burada kırılıyor muydu acaba? Okey, nice. Güzel başladık. Bayağı iyi başladık yani. Abi ya, yine yanlış tıkladım. Bunlar beni nedense zorluyor ya. Zıplayabileceğim bir şey var mıydı yoksa beklemem mi gerekiyordu acaba diğerinin düşmesine? Biraz fazla acele ettim galiba. Evet be. Abi tuşa bastı. Acaba lag'dan dolayı mı oluyor böyle? Abi ya. Bir an erken zıpladım diyecektim de. Bayağı bir bekleyeceğim an. Yok. Bak ne oluyor? Az kalsın şey yapıyorduk. Hayır. Bekleyeceğim. Ne oluyor? Aşağı zıplayamıyorum. Zıplayabilir miyim acaba? Aşağı zıplayınca ölüyor musun? Ya da acaba bir şey var mı diyecektim. Ha neyse Allah'tan buradan başlıyoruz. Güzel. Oo yine mi bunlar ya? Bir dakika neydi bilirim. Canilik. Bunu da öldürelim. Bundan sonra pası büyük kullanacağım ya. Oo.
Biraz kolay mı ölüyorlar? Bana mı öyle geliyor? Sanki biraz kolay öldüler. Geliştirme yapabiliyor muyum diye bakacağım. Kılıçları tekrar geliştirsek mi yoksa onun yerine yıldırım mı geliştirsek aslında? 13.500'e de az kalmadı. Naltravos hoş geldin. Aleykümselam. Emin olamadım ya. Galiba kılıçları geliştireceğim. Okey. Aha. Abi ya yine mi bunlar? Güzel. Oo. Bir yapmam lazım. Hareket edemiyorum. Güzel, bunları bitirdik en azından. Hemen diğerini de öldür. Geri ölmüş bile. Ben şu an PS5'te oynuyorum abi oyunu. Çünkü şey yapabiliyorum, neydi de. Ben premium aldım. Premium üzerinden PS Now'a sahip oluyorsun bir nevi. Ve streaming yaparak oynuyorum ama şuna dikkat etmek lazım. Türkiye'de şey yok. Türkiye'de maalesef ki premium yok. Deluxe var sadece. Streaming yapamıyorsun maalesef Türkiye'de. Burada yol yok. Okay. Save'imizi yapalım. Bu arada PS4'te eğer premium'un varsa oynayabilir misin bilmiyorum. Oynayabilirsin diye tahmin ediyorum ya. Oo geldik. Aa geldi şey. Burada yol yok diyor. Karşı asla yapamayacaksın. Gidemeyeceksin. Tabii ki de kanatlarını alacağız. Ha, bu benim testim diyor. Ben gideceğim karşıya. Icarus duymadı mı? Kim olduğunu bilmiyor musun? This is my test. The sisters will grant me an audience, not you. You will die, White Warrior. You will die. I will reach the Sisters of Fate, and I will use your wings to do so. Icarus'un kanatlarını çalıyoruz. Ne oluyor lan? Adamla kapışıyorum bir de. O bu kadar yüksekten düşüyor muyuz ya?
Hadi. Oha. Hadi. Bak ya, yapamadım. Tuşa basamadım. Belki de bana yardım etmek için göndermişlerdir kardeşler seni diyor da artık çok geç. Vay, lavlarım düşüyor. Yok oldu gitti karısı. Çıkış yolu kapandı. Nikras'ın kanatları. The sisters' temple is far above Kratos. You must get back to the surface. Hı hı. Yüzeye çıkmam gerekiyor diyor. Şimdi. İki tarafta yol var gibi gözüküyor. Şuradan bir bakalım. Çünkü mümkün olduğunca aslında sandık kaçırmak istemiyorum. Gerçi YouTube'da çok güzel yorumlar var. Bazı tabi sandıkları kaçırmışız, ayrı mesele. Ama şunda aşağıda save noktası da var. Ben burada bir save edeyim de. Ya zaten normalde şimdi şey, bu oyunda özellikle God of War 2'de çok fazla backtracking koymuşlar. Yani hatırladığımda çok fazla. Çünkü ilk oyunda böyle değildi. İlk oyunda daha çok karşında yani gittiğin yolda böyle gizlenmiş oluyordu. Bunda ise çok kez böyle geriye dönmen gerekiyor bazı yollarda. Ama şu anki amacım zaten Ragnarok çıkmadan önce bir hikayeyi hatırlamak en azından. Şuradaki aşağı. Hikayeyi tazelemek amaçlı oynuyorum ya. Normalde zaten kanalımızdaki serilerin çok büyük bir çoğunluğu şey, tam çözümde oynanış ama şimdi açısı o kadar şey yapmak istemiyorum ya. Adamın kulağına giriş var galiba. Yokmuş. Baya baya giriş var gibi duruyor. Abi niye tutunmuyor ya? Ne oldu oğlum oyuna? Bir solda yol var mıydı bilmiyorum ya bu arada.
Hayda. Nasıl bir ortam ya bura böyle? İlginç. Oha. Ben bir can alayım ben ya. Galiba bu yıldırımı güçlendireceğim ya. Yukarıda bir şey mi var? Adamın içindeyim galiba ya. Ne yapıyorum? Burada adamın omuriliğini falan mı oynatıyorum? İleri yol var orada. Bayağıdır kuş tüyü bulmamıştık. Yukarıda sandık koymuşlar ya. Baya baya adamın omurgasını oynatmış mı? Gerçi cam bu ya, ihtiyacım yok. Aşağıda başka bir şey yok. Abi ya, gene mi bu? Oo, hareket ediyor bu sefer. Bunlar daha hızlı öldürmenin bir yolu var mı acaba? Ha, az kaldı. Oha. Tamam. Birazdan ölecek. Oh. Yanlış yere boşalttım ya. Bunu da bayağı yanlış yere boşalttım.
Nasıl bir fight ya böyle? Birazdan animasyon girecek. Okay. Bunlar bence bayağı zorlu yaratıklar ha. Öleceğim galiba bu işte. Bilmiyorum ya, bazı şeyler hiç alışkanlık değil bende. Düz savaşmayı tercih ediyorum nedense ya. Normalde büyü bile kullanmıyorum, neden bilmiyorum yani. Bir dakika, burada başka bir şey var mı? Burada çıkabileceğim bir yer var mı? Ya sıkıntı çok kıymetli olduğunu düşündüğüm için bunların. Bu arada ben nasıl hayatta kaldım bilmiyorum ha. Çok kıymetli diye bakıyorum bunlar, o yüzden şey yapmıyorum ya. Hiç harcamıyorum yani. Halbuki yanlış yani. Peki acaba sağda bir şey var mı? Yok. Sağa doğru yol var. İyi, güzel canımız olacak. Save'imizi yapalım. Bakalım nereye götürecek bizi? Bunun çıkmamın bir anlamı var mı acaba? Bir önemi var mı acaba? Sıcak hava. Aslında demin de sıcak hava vardı. Acaba oraya gidebiliyor musun? Ama artık geç kaldık değil mi?
Aa, yol var orada. Abi bir dakika, solda yol var. Ne oldu lan, bir daha yetişemiyor muyum arkaya? Galiba oyun da arka geri dönmeme izin vermiyor ya. Yok, buralarda bir şey yok. Patlıyor bir de. Hadi be, kırılacak mı bu ya? Ha, çok iyiymiş. Buralarda bir kıralım da. Yukarı çıkacağız şimdi. Sandık var bir tane. Ha tamam, bu gördüğümüz yermiş zaten. Bakın ben demin burası için geri dönmeye çalışıyordum da. Güzel. İyi ki bakmış mı? Aha. Bonus play'de geliyor. Güzel. O arada uzun sürdü ölmesi. Buralarda başka bir şey yok galiba. Buradan gideceğiz. Yiğidin Hakan. Thank you.
Yani gerçekten de şuraya gelebilmek için. Merak ettim, acaba erkenin davranma gibi açılmıyor değil mi? Oradan daha sıcak hava gelmiyor. Daha şimdi geliyor. Vay, yola gel. Güzel. Buradan save yapabileceğiz şimdi. Güzel. Bastım halbuki. Kim bu karakter acaba? Ne oluyor lan? Hadi bu sefer açayım. Kendi kılıcını saplıyorum ya. Bir dakika, duymadım dedim. Ana bak. Hiç dikkat etmedim sitenin ismine. Atlas mı? Atlas olması ilginçmiş. Niye 13.500'e çok az kaldı bu arada. Kılıçları geliştirmeme çok az kaldı yani.
Adamlar bak ordu gibi geliyorlar aşağıdan. Aşağıda hiçbir şey yokmuş. Aslında bir dakika, kırılacak bir şey var mı aşağıda? Yok. Ne oldu ya karakteri? Buralarda gizli yol olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Burası ne için ya? Üst üste koyacağım. Şimdi yol bariz bir şekilde buradan gidiyor diye tahmin ediyorum. Yani umarım öyledir. Çünkü buraya bakacağım. Az kaldı, güzel. O kaçamadı. Hocam valla bak tuş bas anlamıyorum yani. Niye basmıyor? Güllü düşüyor muydu burada? Evet düşüyormuş. Gayret çıkabilirsin. Güzel. Olabilir ya, stream'den dolayı olabilir ya. Zaten muhtemelen stream'den dolayıdır yani. Neyse, Allah'tan God of War 3'ü indireceğiz yani. Kır zincirlerini. İşkencem olan zincirleri kim kırdı diyor.
Çok güçlüsün diyor bir Olimpiyalı tanrı için bile. Yaptıklarından sonra yüzünü bana gösterecek kadar yüzün nerede buldun? Bana güvenmen lazım Atlas. Bolca zaman geçti diyor. Sen Zeus'un adamısın. Zeus'u yok etmek istiyorum şimdi. Kratos, still the arrogant and foolish warrior. You have not changed. Hiç değişmemişsin diyor Kratos. And how do you plan to defeat the king of the gods? Peki, tanrıların kralını nasıl öldüreceksin? It holds the power I once wielded as the god of war. The blade of Olympus. Olympus'un kılıcıyla öldüreceğiz onu. Uzun yıllardır bu ismi duymamıştım. Büyük savaşın sonundan beri hiç duymadım bunu. Öfke Zeus'a sarmıştı diyor. Olimpuslularla Titanlar arasındaki savaş. The Titans must win. Hadesa bak. If we lost, it would mean an end to the golden age of the Titan rule. Eğer savaşı kaybetsek altın zamanımız bitecekti diyor, altın çağımız. Titanların altın çağı. Gitti gariban. The battle continued despite my capture. Then Zeus created a powerful weapon to end the great war. A weapon forged from the heavens and the earth. The blade of Olympus. Bu büyük savaşı bitirmek için Zeus işte bu kılıcı yaratıyor. Torment of the underworld, banished to the darkest pits of Hades. I would have destroyed Zeus if you had not put me here, slave of the gods. I no longer do the bidding of the gods. Artık tanrıların isteğini yerine getirmiyorum. Adamı ikna etmeye çalışıyoruz. Adam değil mi? Titan bu arada. Bana kardeşlerin yolunu göster de Zeus'u öldüreyim. Atlas Quake. Deprem yaratacağız. Güzel saldırı aslında.
Tamam, bunlar pleb asker ama. Ama iki vuruşta öldürüyor yani. Bunu mu kassam acaba ya? Baya baya vuruyor adamlara. Range de yüksek. Galiba bunu geliştireceğim. Ya Zeus delirmiyor. Zeus'un olayı kehanete inanmasından dolayı kaynaklanıyor bu olay. You are a powerful warrior and a worthy ally of the Titan. Then tell me how to find the temple of the Sisters of Fate. None. Not even the Titan know how to reach the Sisters temple. But it is said. Titanlar bile nasıl ulaşacağını bilmiyor kardeşlere. I have given you the last of my magic, Spartan. I will help you across the great chasm, but that is all I can offer. Bize sadece birazcık yardımcı olabilecek, yol gösterecek ama gerisi bize kalıyor. Oha, adamın tat tepe. Buna kasar mı ya? Range'i yüksek baya. Ne kadar olmuş? 13.950. Peki 4.500 istiyor. Kılıcı bir kasalım. Ardından o diğer büyüye veririm. Güzel. Ya şimdi normalde şöyle bir şey var. Yunan mitolojisinde şöyle işliyor ki oyunda da öyle işliyor zaten. Zeus'un babası Kronos kehaneti kendini fazla kaptırdığı için çocuklarını öldürmek istiyor ama Zeus'un annesi işte Zeus'u saklıyor. Ondan sonra Zeus gidiyor şey öldürüyor. Titanları öldürüyor bu yüzden. Aynı şey Zeus'un başına da geliyor. Zeus yine kehanetten korktuğu için bu sefer yine bizi öldürmeye çalışıyor. Aynı şekilde Kronos bu arada. Zeus'un babası da kendi babasını öldürüyor. Ama onun sebebi biraz daha başka. Onun sebebi o güce sahip olmaktı. Yani babası çok güçlüydü çünkü. Ya, fazla güce sahip bir şeydi. Bir titandı. Demek ya da farklı bir varlık diyelim. Yani Zeus'un böyle çılgınlar gibi herkesi katlediyor olmasının sebebi bu. Evet. YouTube'dan izleyen arkadaşlar, YouTube bölümümüzü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.